Hallo herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine artık Almanca derslerimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz: Begrüßung und Verabschieden. Hazırsak hemen dersimize başlayalım. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Hemen ben şuradan kalemimi alıyorum. Begürüsün und Verabschieden selamlaşma ve vedalaşma kalıplarını öğreneceğiz. Forstellen tanışma kalıplarını öğreneceğiz. Ve en son olarak da Halatır sorma wie geht kalıbını öğreneceğiz. O zaman hemen devam edelim ve selamlaşmadan başlayalım. Begrüßen'ın selamlaşma kalıpları olarak düşünebiliriz. Peki Almanca'da selamlaşmak için birden fazla kalıp var. İlk olarak her yerde duyduğumuz hallo, merhaba, zervus, merhaba demek ama tek bir fark Bayern eyaletinde kullanılıyor. Grüß Gott, Allah'ın selamı üzerine olsun. Daha çok selamın aleyküm olarak kullanabiliriz ve nerede kullanıyoruz? Österreich, Avusturya'da kullanılıyor. Guten Morgen, günaydın. Guten Tag, iyi günler. Grüzi. Yine iyi günler anlamına geliyor ama yerel bir kullanım. Schweiz, İsviçre'de kullanılıyor. Guten Abend, iyi akşamlar ve Guten Nacht, iyi geceler. Bilsem süper olur köşesi. Almanya'nın kuzeyinde Guten Morgen yerine daha çok Moin Moin kalıbı kullanılır. Güney Almanya'da ise bu kalıp Servus olarak değişiyor. Yerel bir kullanım diye demiştik. Hemen devam edelim. Ferabşidungen, tschüss, görüşürüz. Auf Wiedersehen tekrar görüşmek üzere görüşürüz yine aslında aynı anlamlara geliyor. Auf Wiederhören. Burada bir farklılık var. Evet tekrar görüşmek üzere anlamına geliyor ama telefonda konuşurken konuşmamızı bitirdiğimizde Auf Wiederhören diyoruz. Bis bald ya da Auf bald görüşmek üzere. Burada da bu kalıpta da yakın bir zamandan bahsediyorsak yani 5 dakika sonra, 10 dakika sonra görüşeceksek Bis bald, Auf bald diyebiliriz. Biz später ya da biz'den sonra görüşürüz. Yani arada belirli bir zaman aralığı varsa bir saat olabilir, iki saat olabilir, belki bir gün olabilir. Yani bir zaman sonra görüşeceksek eğer biz später ya da biz'den kullanıyoruz. Biz morgen yarın görüşürüz. Biz gleich az sonra görüşürüz. Yine kısa bir zaman aralığından bahsediyoruz. Schönen Tag noch. İyi günler. Aslında daha çok güzel günler, gününüz güzel geçsin anlamında. Schlaf gut, iyi uykular, guten Nacht, iyi geceler, ciao, hoşça kal. Max gut, kendine iyi bak. Bunu da şöyle karşılaştırma yapabiliriz. Take care. İngilizceden yola çıkarsak Max gut. Via sehen uns. Görüşürüz, görüşmek üzere. Yine aslına bakarsanız tüm kalıplarımız görüşürüz anlamına geliyor. Ufak kelime farklılıklarıyla değişiyor. Bis zum nächsten Mal. Bir dahaki sefere görüşürüz. Aynen şönen tak no hemen konumuza devam ediyoruz. Evet artık selamlaştık, vedalaştık ama kendimizi tanıtmadık. Hemen kendimizi tanıtmayı öğrenelim. Sich vorstellen. Name, isim, forname, yine isim. Ya name kullanabilirim ya da forname kullanabilirim. Daha çok ön at anlamına geliyor. Der nachname soy isim. Bir diğer anlamıyla ise der familienname. Yine soy isim. Yani aile adımız. Das alta yaş. Der wohnort ikamet yeri oturulan yer. Die Herkunft memleket ya da köken diyebiliriz. Name hemen Nasıl isim sorabiliriz karşımızdakine? Öncelikle bir bunu öğrenelim. Wie ist dein Name? İsmin nedir? Mein Name ist Tonguç. Benim adım Tonguç. Wie heißt du? Adın ne? Ich heiße Tonguç. Benim adım Tonguç. Wer bist du? Sen kimsin? Ich bin Tonguç. Fark ettiyseniz üç farklı soruyla ben karşımdaki kişiye ismini sorabiliyorum. Yine cevaplarımı da soruya yönelik olarak veriyorum. Burada gördüğümüz üç farklı isim sorma kalıbı samimi bir anlatım içeriyor. Diğer bir deyişle formal dediğimizde resmi. Ben karşımda bir müdürüm, bir öğretmenim varsa ve name senin ismin nedir diye soramam. Ne yapmam gerekiyor? Ve ist Ihr sizin isminiz nedir? Wie heißen Sie? Sizin isminiz nedir? Wer sind Sie? Siz kimsiniz ya da kısaca kimsiniz? Hemen devam ediyoruz. Alta, ne demiştik? Yaş. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin 20. 20'nin Almancası ne peki? Zwanzig. Ich bin 20 Jahre alt. Ben 20 yaşındayım. Peki bir öğretmenime yaşını sormak istiyorum. Çok merak ettim. Aklıma takıldı. Geceleri uyuyamıyorum. Formal, resmi bir şekilde sormam lazım. Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız? Ich bin 30 Jahre alt. Ben 30 yaşındayım. Bakın, sorularım samimi ve resmi olarak ikiye ayrılıyor. Ama cevaplarım aynı. Aynı kalıbı kullanıyorum. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Hemen devam ediyoruz. Wohnort. Wohnort. İkamet yeri ya da oturulan yer. Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Bakın, du sen, senli bir kullanım, yani bir samimiyet içeriyor. Peki, resmi olarak nasıl soracağım? Wo wohnen Sie? Nerede oturuyorsunuz? Cevap verirken ise iki soruya da Aynı kalıbı kullanıyorum. Ich wohne in İstanbul. İstanbul'da oturuyorum. Ich wohne in İstanbul. In. Aynı İngilizce'deki içinde anlamını veriyor ama daha çok in, da, de olarak kullanıyoruz. Wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Wo leben Sie? Nerede yaşıyorsunuz? Yine wo lebst du derken samimi bir kullanım. Wo leben Sie derken resmi bir kullanım. Wohnen fiili ne demiştik? İkamet etmek ya da oturulan yer. Leben fiili ise yaşamak anlamına geliyor. Peki her iki soruma da nasıl cevap vereceğim? Aynı kalıp cümleyle cevap veriyorum. Ich lebe in İstanbul. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ich lebe in İstanbul, evet. Artık oturduğumuz yeri de söyleyebildiğimize göre hemen komt memleketimizi söyleyelim. Tanışırken ne yapıyoruz? Memleketin neresi diye soruyoruz. İlk merak ettiğimiz konu her zaman bu oluyor. Where comes tu? Nerelisin? Ya da nereden geliyorsun? Common fiili. Gelmek. Nereden geliyorsun? Ama biz kısaca kullanıyoruz. Nerelisin? Where comes you? Nerelisiniz? Ne demiştik? Woher kommen Sie? Resmi bir kullanım. Woher kommst du? Samimi bir kullanım. İki sorumu da ayırdım ama cevabım yine aynı. Her iki soruya da aynı cevabı veriyorum. Ich komme aus Bursa. Ben Bursalıyım ya da Bursa'dan geliyorum. Den, dan anlamında. Ich komme aus Bursa hemen devam ediyoruz. Haydi birlikte pekiştireç. İşte lemiş fua kendimi tanıtıyorum. Halo merhaba. Ich hayse Tonguç. Ya da nasıl söyleyebilirim? Ich bin Tonguç. Benim adım Tonguç. Ben Tongucum. Ich bin 15 Jahre alt. Ben 15 yaşındayım. Ich komme aus İstanbul. Ben İstanbul'dan geliyorum. Ich wohne in İzmir. Ben İzmir'de oturuyorum. Ich lebe in İzmir. Şimdi her iki soruda da, wohnen ve leben'de de aslında nerede oturduğumu söylemiş oluyorum. Yani ich wohne in İzmir, ich lebe in İzmir. İzmir'de oturuyorum, İzmir'de yaşıyorum. Böylelikle tüm öğrendiğim kalıp sorulara bu cevapları verdiğimde 2-3 dakika boyunca kendimi tanıtabilirim ve bir diyalog oluşturabilirim. Hemen devam ediyoruz. Tanıştığımıza memnun muyuz? Almanca'da tanıştığıma memnun oldum demenin birden fazla yolu var. Schön dich kennenzulernen. Seni tanıdığıma memnun oldum. Seni tanımak güzel. Freudmiş. Mich. Freud mich. Ich freue mich. Sehr erfreut. Gördüğünüz gibi 4 tane kalıbım var. Ve karşılığında diyeceğim ki ben de çok memnun oldum. Ben de seni tanıdığıma memnun oldum. Mich auch. Ben de ich freue mich auch. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Genel olarak mich auch diyerek kısaca tanıştığımıza memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet tanıştığımıza memnun olduysak artık devam edelim. Hal hatır sorma. Wie geht es diye kalıbı. Nasılsın? We gate diyor. We gates diye. Bakın S hemen burada kısaltmaya uğramış ve tamamen kısaltmak istersem We gate. Ne yapıyorum? Samimi bir diyalog oluşturacaksam eğer ben bu üç kalıptan birini kullanıyorum ama genellikle We gates olarak kısa kalıbı kullanabiliriz. Peki resmi olarak nasıl soracağım bir öğretmenime, bir iş arkadaşıma nasıl nasılsın demem gerekiyor? We es. İyinin. nasılsınız? Wie geht es Ihnen? Her iki soruda da cevabım yine aynı şekilde. Es geht mir, kalıp olarak düşünüyoruz ya da mir geht es. Es geht mir gut. Ben iyiyim. Ya da mir geht es sehr gut. Ben çok iyiyim. Peki bilsem süper olur köşesi. Was ist los? Neler oluyor? Alles klar? Her şey yolunda mı? Was gibt's Neues? Ne var ne yok? Durumlar nasıl? Daha çok bu kalıplar aslında arkadaş ortamında kullanılıyor. Ve son olarak da Was geht ab? Ne haber? Ne habersin? Nasılsın? gibi. Evet artık tanıştık, hal hatır sorduk, devam ediyoruz. Peki bir arkadaşımız bize "Nasılsın?" diye sordu ve ben de farklı bir cevap vermek istiyorum. Sadece good diyemem. Sehr gut. Çok iyi. Toll. Super. Wunderbar. Prima. Fantastisch. Burada gördüğümüz hepsi harikayım anlamında kullanıyoruz. Zolala, zozo, eskit, naya. Burada da idare eder. Öyle böyle, şöyle böyle şeklinde cevap veriyoruz. Ve son olarak da kendimizi hiç iyi hissetmiyoruz. Ve nis so good. Hiç iyi değilim. Schlecht, kötü. Zeya Çok kötüyüm, berbatım. Şeklinde kullanıyoruz. Peki Wie geht es dir? Nasılsın? Es geht mir schlecht. Çok kötüyüm. Es geht mir toll. Harikayım. Es geht mir wunderbar. Süperim. Evet artık tanıştık. Memnun olduk. Nasılsın sorusuna da harika bir şekilde cevap verdiğimize göre devam edelim ve birlikte pekiştireç. Wie geht es dir? Vigeites inin. Vigeites diye kalıbımız neydi? Samimi bir kullanımda. Vigeites resmi bir kullanımda. Benden yaşça büyük birisine sorduğum ya da öğretmenim ya da iş arkadaşım ya da patronuma sorduğumda Vigeites inin kalıbını kullanıyorum. Peki cevap olarak Danke, es geht mir ganz gut. Und dir? Buradaki und dir da nedir? Nicht so gut. Ich bin müde. Und ihnen? Hiç iyi değilim. Yorgunum. Müde, yorgun. Peki buradaki und i'nin nedir? Hemen geliyorum. Kurt. Kısaca sehr gut und dir diyebilirim. Alles gut bei dir. So so und i'nin. Yani ben bana nasılsın diye sorulduğunda uzun bir cümle söylememe gerek yok. Sehr gut und dir. Samimi bir kullanım. Alles gut bei dir. Her şey yolunda. Peki senden? Yine samimi bir kullanım. Zozo und ihnen. Bakın resmi kalıbımın içinde. Yine aynı şekilde burada da görüyorum. Zozo und ihnen. Öyle böyle. Sizden ne haber? Siz nasılsınız? Gibi. Nicht so gut, ich bin müde. Und ihnen dediğimde de uzun kalıbı kullanıyorum. Evet ilk dersimiz bitti. Birlikte pekiştirdik ve artık ödüllü sorumuza geçelim. Bu lebstu. Nerede yaşıyorsun? Yorumlara nerede yaşadığınızı yazmayı unutmayın. Bizi nereden izliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.